İşte EYT'deki maaş hesabı. Sabah'ta yer alan habere göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yeni emeklilik yasasını heyecanla bekliyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon hazırlıklarını tamamladı ve çalışma teknik olarak bitti. Yaklaşık 1,5 ay sonra detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. EYT yasası çıktıktan sonra yaş şartı dışındaki şartları tamam olanların, örneğin primi ve sigortalılık süresi tamam olanların maaş hesapları, diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacak. Eylül 1999 yılı öncesi, Eylül 1999-2008 yılları arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak. Maaşın miktarı da etkili olacak ve hesaplamada dikkat edilmesi gereken durumlar şu şekilde. Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler, işe ara verip vermemiş olmaları, EYT yasası kapsamında yaklaşık 4 milyon kişinin olduğu ifade edilirken yasa çıktığı ilk anda 1-1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor. Bunun nedeni yaş şartı dışında prim ve süresi tamamlanmayan yaklaşık 3 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor. Bu kişiler de şartları tamamladığında kademe kademe emekli olacak. Emekli maaşları için süreç hak sahibinin başvuru tarihi itibariyle başlıyor. Ancak emekli maaşı hesaplaması dilekçenin verildiği aydan sonraki ay başından itibaren yapılıyor. Örneğin EYT yasasının Aralık ayında çıktığını varsayarsak, emekli olmak için başvuran bir EYT'linin maaş hesaplaması sır sonrası ay başından itibaren yapılıyor. Yani 1 Ocak tarihi itibariyle maaş hesabı başlayacak. Maaş bağlanana kadar da biriken tutar, süreç tamamlanınca emeklinin banka hesabına yatacak. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.